Benim güzel yüzümü ben biraz yakından görebilecek miyim? Canım benim, çok yakışmış örtüsü, çok çok güzel olmuş. Gözlükle beraber daha da güzel oluyorlar. Evet, Ben çok beğeniyorum, dışarıda öyle görüyorum. Çok asil oluyorlar. Aferin benim canıma. Benim güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Merhaba, ben Su Kayalı. Erkeklerin baskın karakter olmasındaki amacı ne? Baskın karakter. Yani baskın karakterler yok ya, erkeklerin çoğunun yok. Ağlıyor kadının kucağında. Yani çok duygusallar değil mi? Ufacık bir sözde dağılıyor yani. Kızlar baskın karakterler. Yani bir kız istediği gibi yönlendirebiliyor delikanlıları. Bayağı yani çok zor duruma sokabiliyorlar. Kızlar çok yamandır, bayağı akıllıdır kızlar, yani zeki olurlar. Erkek çocukları baskın, gurur oldukları için oluyor biraz, böyle büyüklük hissi oluyor. Küçük düşmekten korktukları için işte kızlara böyle zeka oyunları yapıyorlar ama her seferinde de alta düşüyorlar. Bazı tipler için söylüyorum. Kızlar yani abandone ediyorlar genellikle. Çok acı çekiyorlar o yüzden. Yani yazık aslında, arkadaşa dostça yaklaşsalar birbirine daha iyi olur. Ama yani kızlarla laf atışına girdiklerinde genellikle kaybediyorlar, benim duyduğum, bildiğim. Yani özellikle zekasının üstün olduğunu vurgulamak için bir kızla kapışmaya girdin mi bir insan, tepe üstü gider çoğu yani. Ondan sonra saldırganlaşıyorlar herhalde. Yani küfür müfür, saldırgan. Ondan sonra kaynaklanıyor olabilir. Ama benim canımın sorduğu herhalde o anlamda, yani yaratılıştan neden erkek baskındır? O anlamda gibi bana geldi, evet. Yani herhalde kadının daha çok hoşuna gider baskın olması. Baskın kişiliği olması. Yani fıtratına daha uygun, yani kadın onu daha makul görüyor. Yani baskın olmadığında kendinde bir boşluk hissediyor olabilir kadın. Ama o anlamda baskın, tabii çeşit çeşit baskın karakter var. Mesela kimi saldırgan oluyor falan. Kadın oturup onun yaptığı itliğe karşı yapacağı bir şey olmuyor, yani savunma gücü olmadığı için kabul etmiş oluyor. Bu ayrı bir şey, bu baskınlıkla alakası yok. Bazen malı mülkü çok oluyor, kız da maddi durumu zayıf olduğu için ona boyun eğmiş oluyor, bir şey demiyor. O öyle bir baskınlık meydana gelebiliyor. Ama ana hatlarına tabii genelde baskın, çünkü beden gücü fazla. Yani saldırma imkanı olduğunda avantajlı olmuş oluyor, fizik gücü fazla olduğu için. Dolayısıyla da baskın oluyor. Yani ana neden o oluyor, fizik gücünün fazla olmasıdır. Yani kuvvetli olanın zayıfı ezmesi prensibinden kaynaklanıyor. Ama Müslümanlık da, Kur'an Müslümanlığında, Kur'an'a dayalı sevgide Allah'ın iki ruhudur, kadın ve erkek. İkisi de birbirini korur, kollarlar, birbirlerinin velisidirler, birbirlerine şefkat, merhamet ve sevgiyle değerlendirirler. Tutkuyla birbirlerine bağlanırlar. Müthiş bir derinlik anlayışı içerisinde birbirlerine yaklaşırlar ve birbirlerini çok beğenirler, çok değerli görürler. Öbür türlü olan küfürdedir. Yani güçlü olan kazanır. Darwinist düşüncede de var. Efendim. Yani güçlülerle zayıfların bir mücadelesi vardır. Güçlüler daima üstün olandır gibi bir kafa oluyor. Ama benim güzel yüzüm tam cevabını aldım, bilmiyorum ben. Bir daha dinleyebilir miyim? Merhaba, ben Su Kayalı. Erkeklerin baskın karakter olmasındaki amaç ne? Ama benim güzel yüzüm memnun değil herhalde bu durumdan. Değil mi? Evet, yanlış bir daha. Evet. Efendim? Evet, baskın karakter. Kadını kızdırır tabii, çünkü bu saygıya uygun olmuyor. Her konuda önde, her şeyde karar veren.
Ama gelenekçi sistem de bunu oturtmuş zaten. Yani erkeği baskın, hakim güç hale getirmiş. Bir kere dövme hakkı vermiş gelenekçi sistem. Dövme hakkı. Kadın da dövülme hakkıyla taltif edilmiş onların inancına göre. Yani ona nimet olarak sunulmuş dövülme. Erkeğe de dövme nimet olarak sunulmuş. Kadın dövüldüğünde ses çıkartmamakla mükellef ve herhangi bir şikayette bulunmamakla mükellef. Yani kol kırılır, yerin içinde kalır diyor. Baksana hepsi toptan. Erkek döven, kadın dövülen konumunda olduğuna göre, erkek parayı veren, kadın da parayı alan, erkek mesela yemeğe az yediriyor, kontrolünde. Az kıyafet veriyor, yine kontrolünde. Sopa duvarda asılı duruyor mesela tehdit unsuru olarak. Yani bunlar hepsi baskın karakter özellikleri, yani baskın o ama inanç zemininde bu ayarlanmış, planlanmış, gelenekçi sistemde. Bu uygulandığında feci şekilde bir üstünlük meydana geliyor. Yani hem sosyal yönden üstün, hem kaba kuvvet yönünden üstün, hem idari yönden üstün. Bu normal değil tabii, yani bu yanlış olan bir şey. Kur'an'da böyle bir şey yok. Müminler birbirlerinin velisi, Allah velisidir diyor. Veli ne demek? Koruyan, kollayan, şefkat gösteren, seven anlamındadır. Evet, benim güzel yüzüme Allah her şeyin en güzelini, en hayırlısını versin. Onu cennette bana kardeş etsin. Çok nurlu ve bayağı zeki görünüyor. Bence benim güzel yüzüme bir erkek baskın olamaz. Benim kanaatim. Yüzündeki ifade, kararlılık kişilikten onu anlıyorum. Baskın olması da sana kızdırıcı görüntü olarak. Yani kadın baskın bir karakteri sevmez. Seven bir karakteri sever. Hayran olan, saygılı olan, değer veren bir karakteri sever. Kendisine eferik yapan, tepeden bakan, hakim olduğunu iddia eden bir tipe karşı içinde gizli bir nefret duyar. Dolayısıyla hiç iyi bir şey değil. Evet, dinliyorum. Gitardan hoşlanan bir kedi.